Herkese selamlar. Bugün sizlerle Sea of Thieves'te ikinci Tolt yalından devam ediyoruz. Eğer birinci Tolt yalı izlemediyseniz şimdi birinci Tolt yalı izleyin. Ondan sonra bir daha gelin bu videoya. Oradan devam edin. Şimdi ikinci Tolt yalı başlatmak için Plunder Outpost, yani yağmacı mıntıkası sanırım Türkçesi. Bu adaya geldiğinizde Ordrof sola gitmeniz lazım. Şimdi hemen gidelim Ordrof sol çadırına. Buraya geldiğinizde direkt solda şu masanın üstünde Tolt yalımız var. Buradan pıç pıç başlattık hemen. Şimdi ablamız bir konuşsun, ben geliyorum. Pray, enter and take respite. I am Madame Olivia of the Order of Souls, and your arrival was foretold to me. As was your quest to seek out and destroy the abomination once known as Briggsy. As you may know, the Order offers bounties for the skulls of those undead wretches that roam the Sea of Thieves. Yet even I am not permitted to send pirates in pursuit of a skeleton lord, for that would be sending them to oblivion. In life, Briggsy was a flamboyant adventurer who thrived on danger and excitement. How could she not seek out the fabled shores of gold? But now, she has been consumed by evil's thrall, and is a fearsome foe to all she encounters. And yet, if the whispers on the wind are true, you have already claimed the Shroud Breaker. Perhaps there is a chance you might prevail. Very well. These papers hold fragments of memories from those who pledge allegiance to the Skeleton Lord. If you can decipher their meanings, they may lead you to artifacts, relics of Briggsy's life. Bring all that you find to me, and I will shine a light into the darkness that awaits you. Go now. I must prepare the ritual ready for your return. Evet, şimdi ablamız konuştu ve bize de bir kitap verildi. Ablamız da sanırım yıllardır kimseyle konuşmuyormuş. Ne konuştu be? Şimdi kitabımız bu şekilde. Sus be. Şimdi bu kitabımız bu şekilde. Buradan yavaş yavaş ben şimdi bir ışın altına geçeyim de. Yine konuşacak ama. Hadi ışık 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 ışık. Şurada çok mu parlak oldu? Şurası daha iyi. Burada bir sayfaları size göstereyim. Sonra hikayeden devam ederiz. Pardon. Evet. Evet, kitap bu şekildeydi. Şimdi hikayenin fark ettiyseniz iki tane kısmı var. Birinci kısmı burası değil. Birinci kısım burası. Şimdi bize bir anahtar buldur diyor birinci kısmında. Bu her adadan adaya değişiyor. Siz de şimdi bizim yaptığımız yöntemle yaparsanız bulabilirsiniz. Buraya geldiğimizde bize bir şeyler anlatıyor. Hemen böyle. Bir de fotoğraf koymuşlar sağ altta. Yazdıkları çok önemli değil. Ben fotoğraftan buldum zaten, bu Snake Island. Snake Island'da bir iskeletler varmış. Kamp ateşinin olduğu yerde en üstteki fotoğraftan yine anlayabiliyoruz. En üstteki heykelin orada. Orada yılan heykeli var adanın en üst kısmında. O heykelin orada iskeletler varmış kamp ateşinin başında. Bunlardan anahtar düşecekmiş. Geri kalan kısmı hikaye. Şimdi önce bunu yapacağız. Sonra buradan ikinci adaya geçeceğiz. Ama ikinci adaya geçmeden şunu söyleyeyim. Eğer fotoğraflardan ayırt edemiyorsanız hangi ada olduğunu, ya da bizimki de aynı gelmediyse, ben niye beceremedim onu ya. Bunu yapmanın yolu, şeyi okuduktan sonra size bir yönerge veriyor. Yok diyor, haritanın şu bölgesinin güneydoğusunda ki bir büyük bir adanın southwest'inde falan gibi. Size bir yönerge veriyor ve bu yönergeden adayı zaten bulabiliyorsunuz. Haritadaki bölgeleri de görmek için hemen şöyle geldiğinizde haritada uzaklaştığınız zaman mesela The Ancient Islands diye yazıyor burada, The Shores of Plenty. Bu şeye Türkçe Türkçe olabilir kitapta. Onu da artık bir tık İngilizce bilgisiyle tahmin edersiniz hangisinin hangisi olduğunu. Çünkü ben İngilizce çok bilmediğim için de Ancient antik adalar. Bu da Vahşi gibisinden. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Buradan buraya vermiyor. Şimdi biz ilk adamız olan Snake Island'a gidiyoruz.
İkinci adımız da sonra bunu yaptıktan sonra bakarız. Mesela evet, şu anda Kuzey Kadim Adaları ikincisine bakmaya başladım. Mesela Kuzey Kadim Adaları, yani bu bölge kuzeydeki, hatta buranın kuzeyinden bahsediyor. Yani şu bölgede bir yer değilmiş adı. Fotoğraftan da zaten benzetebildik. Şu adı ikinci adı geçeceğim zaten, o da yakınmış falan filan. Büyük bir ada arıyoruz, büyük bir ada. Yani şu üçünden bir tanesiymiş. Ondan sonra da işte altın diş falan filan. Burada hikaye kısmına geçmiş. Yani şu fotoğraflardan ve büyük bir ada falan işte kuzey kısmı. Yani ya bu ya bu. Anlarsın, deneyerek bulursunuz siz. Çünkü daha da bir şey göremedim ben. Spoiler verecek adayla ilgili. Bu şekilde de adayı buluyorsunuz. Bunu da bir de düz yapılışını göstermek istedim. Resim okuyarak değil de. Ama resim okuyarak da yapmak mümkün. Evet, şimdi tamam. Adaya geldik. İskeletler konuşuyor. Ya baştan ya. Hareket etme, hareket etme. Şimdi iskeletlere konuşuyor. Başlayayım mı? Konuş kasayım. Şimdi burada iskeletler bir konuşsun bakalım. Hikayeyi kaçırmayalım. Bu arada iskeletlere fazla yaklaşma, saldırıya geçmesinler. Kardeşiz manyağız. Evet, konuşmaları bitti. Şimdi direkt saldırıyoruz. Şu iskelet boss'undan anahtar çıktı. Bunlar da birisinden bayağı bir korkuyorlarmış orada. Burada da bunu öğrenmiş olduk. Aralarında geçen konuşmadığım iskeletlere. Tam da iskeletler şeyin söylediği yerden çıktı. Şimdi taşalımıza göre anahtarı topluktayım. Umarım yanarak ölmem. Evet. Şimdi gemiye gidelim. Bundan sonraki ada Kruxalo. Yani şu hemen karşımızdaki ada bayağı yakın. Şansımıza böyle geldi. Hemen gidelim. Oradan da sandığı bulacağız. Devam adaya. Evet, adaya geldik. Adada anlatıldığına göre bunlar mağaranın içindeymiş. Şimdi o mağarada şuradaki yer. Zaten adayı iyi bildiğim için. Direkt oraya gidelim. Görsellerden rahat rahat çıkıyorsun, hiç okumaya bile gerek yok. Altyazı İngilizce kendi oyun. En basit altyazı benim için İngilizce bilmediğimden dolayı. Hemen gidelim adaya. İskeletten şey çıktı. Şimdi iskeletler konuşmaya başlar. Evet. Daha çok gelme. Şunlarla konuşalım, dinleyelim bir. Gitme gitme gitme. Gel buraya gel. Your ticket become a fleshy again. Focus.
Dr. Chest Jacquard. Evet, bu şekildeydi. Yemeğim yok, direkt saldıralım. Evet, bu şekildeydi. Şimdi direkt saldırıyoruz. Şimdi bu iskeleti öldürelim. Hemen ya patron oyna, patron aradan çıkar. Hemen patrona. Benim canım yok ama. Benim de yok galiba, güzel. Şimdi bu sefer patrona direkt sandık düşmüyor, anahtar olduğu gibi. Bizim kendimiz bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl bulacağınızı şimdi göstereceğim. Evet, parasını Japan kutusuymuş, olsun. Bir yer iskelet daha var. Şimdi şuraya geldiğimizde fotoğrafta bakın, şurada bir yere gömmüşler. Onu da şurada mesela şu an tam baktığım yerden çekilmiş hatta şeyde. Şurada duvardaki kertenkeleler ya da ejderha her neyse. İlerimizde variller falan filan, yani şurada bir yerde. Ve bulduk. Bir yat bakalım, çıkaralım. Evet, şimdi sandığı bulduk, gemiden devam. Evet, şimdi gemiye geldik. İkisini de aldıktan sonra, bunların sırası önemli değil bu arada. Biz böyle başladık ama siz, size hangisi yakınsa rota çizip ona göre yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde sandığı açıyoruz. Sandıkların içinden kırık bir dürbün, bir tane de bir yıldız haritası çıkıyor. Bir ikisiymiş bunlar da. Bunları da şimdi aldık, buraya koyduk. Şimdi alttan da bize gelen mesajda, mesajda bu arada, mesajda Madame Olivek bizi söylüyor. O da Plunder Outpost'a, yani yağmurun tıkasıymış Türkçesi de. Şimdi Soundwest'e gidip bunlara teslim edeceğiz. Evet, şimdi adaya yaklaştık, Outpost'a teslim edeceğiz. Yollanıp iskelet gemisini batırdık. Şu anda kaydayım unuttuğum için bu kısmı bir daha çekiyorum. Şimdi adaya gittiğimizde bize bir pusula verecek, kadına eşyaları teslim edince. Bir pusulanın verdiği konum genelde çok uzak yerler oluyor. Bu yüzden şu an zaten Plunder Outpost'u. Plunder Outpost, bulunduğunuz konum North East ile North arasında bir yeri göstermesi lazım. Bunlar haritadaki Kraken Fall ile Crook Mast arasındaki yerler oluyor. Ben onu da haritadan göstereyim. Onlar da pardon, bu ada, bu ada ve bu ada. Bize en yakın olanlar bunlar. Yani bu civarlarda bir yere, yani North East, 3 aşağı 5 yukarı North East ile East falan, o civarlar göstermesi gerekiyor. Eğer bu civarları göstermiyorsa görev basit yaparak oraları gösterirsiniz, işiniz çok daha kolaylaşır, uzun yollar gitmezsiniz. Evet, şimdi geldik teslim etme kısmına. Hemen dürbünümüzü edelim, şeyimizi edelim. Bir de şu kelle var, onu da verdim. Bu yoldan çıktı tamamen. Tolto ile alakası yok. Şimdi kadını dinleyelim. It is sometimes easy to forget that they were once people. Hey, come over too. Here. I have a favor. Tell no one what you are about to witness. There are some secrets that even we, the Order of Souls, are forbidden to share. By Recall's light and wisdom's might, the past shall point towards the future. Behold the true power of the Order of Souls. There are few left with the knowledge to create an artifact with such potential. Imbued with the Order's magic, this compass will point the way to Briggsy, no matter where upon the Sea of Thieves she may be lurking. Once again, I implore you to be cautious. Death has only made her more formidable. Should you triumph, return to me with the skull of your enemy. In exchange for such a valuable prize, I will do all that I can to help you onwards in your journey. Evet, avlama konuşması bitti. Pusulamız da geldi. Mi?
Aa, pusula yok. Bakalım yok. Heh, ben görevi mi yanlış hatırladım? He, çünkü almadık. Benim hatam. No pusulaydı. Heh, bunun için de ver pusulamı abla. Bakalım North ismi hemen şuradan doğruluyoruz. Yok North is. Bakalım bakalım. Şu an yakın gözüküyor. Ben bir gemiden kontrol edelim haritasından. Evet bakın şu an ya şu gemi döndürmesene bir. Çapa attı. Şey gösterecektim. Yönümüz kaydı. Şu an şu tarafı göster. Bak ne güzel az önce gösterecektim. Neyse şu an şu tarafı gösteriyor. Bakın getirdim. Bu yani geminin sol tarafı. Şu an geminin sol tarafında buralar var. Yani bizi ya bu adaya falan götürecek muhtemelen bu. Ben bu kadar uzak yol gitmek istemiyorum. O yüzden basko yapıp bir daha deneyeceğiz. 4-5 kere deneyelim bu şekilde biz. Gel bir böyle iptal edelim bir daha oynayalım. Onun hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Şuradan iptal ediyorsunuz. Ver sen de oyunu. Korkma korkma ver. Toltya şey Athena değil Toltya'lı. Alo. Verdim zaten. Ben de verdim. Hakikaten ben yanlış şey vermişim ben. Neyse. Burası çok uzadı ya. Kesmem bir şey burayı. Neyse bu şekilde görevi iptal ettik. Şimdi buradan gelip bir daha aynı görevi ikinci çaptırını koyduk. Sen de öyle gel. Şimdi buradan bir daha pusulayı kontrol ediyoruz. Pusulamız dursun. Pusula bu sefer bu tarafı gösteriyor. Bu tarafı hemen bakıyoruz. North ise North arası işte. Muhtemelen bizim gideceğimiz yön. North ise North arasında yani şuralarda bir yerlerde. Şimdi gidelim direkt. İşte ikinci de bulduk ama daha uzun sürebilirdi. Şimdi biz pusulayı takip edelim. Oradan devam. Evet bir de bu görevi 5 kere yapmanız size bir lanet veriyor. Hatta ben de gideyim o laneti bir kuşanayım. Şuradan. Evet size bu laneti veriyorum. Bu laneti yapmak için görevi 5 kere yapmanız gerekiyor. Görevin nasıl hızlı bir şekilde 5 kere yapılacağını Shroud Breaker Sis Kram videosunda göstermiştim. O yüzden bu videoda göstermeyeceğim. Görevi 5 kere yaptığınızda ve 5 tane kitap okuduğunuzda bunu da elde ediyorsunuz. Kitapların yeri videonun sonunda var. Hatta ekran videonun başına muhtemelen dakikası yazar kitapları için. İsteyen de direkt oradan kitaplara da gidebilir. Onu da ekleyeyim. Evet şimdi adaya yaklaştık iyice. Bize Shipwreck V'ye vermiş. Ama size farklı bir adayı verebilir. Bunu genelde çok uzak adalara veriyor. Bizim şansımızda ikinci seferde yakın adayı bulduk. Siz öyle baskoy baskoy yaparak bulabilirsiniz. Baktığınız çok gelmiyor. Siz Kraken Fall falan o civarlara gidin. Görevi o civarlarda ama adaya çok yaklaşmayın. Orta mesafe yakınlıkta o civarlarda koyun. Görevi orada koyacak yaparsanız daha kolay gelir. Çünkü size genelde en yakın yeri veriyor. Oyun biraz insaflı bu konuda. Şimdi birisi konuşsun bakalım. Oradan devam edelim. Yaklaşma bu arada. Hemen orada yaklaşma sakın. Kraken Slayer, Shroud Breaker, an adventurer extraordinaire. Now look at me, camped out in some nameless backwater with just you brainless boneheads for company. It's all because of that damned curse. Even my old shipmates think I'm dead, or that I'm some sort of monster. And maybe I am. Once I'm free of it, everyone will know my name again. Buraya geliyorsun. Evet, şimdi başladı. Direkt Brixie'ye saldırabiliriz. Brixie nerede? Burada değil. Evet. Brixie. Burada. Bak. Ben vurmuyorum, benden biliyor ya. Bana vuruyor. Brixie'yi öldürmek çok zor değil. Şu yanıcı bombalarla ya da patlayıcı bombalarla nereye şarkı lan? Hadi şimdi sen patlarsın bizim neyimiz eksik. Biz de patlayalım. Bomb. Tamam yeter o kadar patlamak. Hemen kaç 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 kaç. Pusulaya bak nerede olduğunu gösteriyor. Burada. Bu arada böyle kaybolduğu zaman pusulayla nerede olduğunu görebiliyorsunuz bu olsun. Şekilde. Onu da söyleyeyim.
Eğer boss bulamazsanız pusula direkt boss'u gösteriyor. Toprağın altına yine boss'un yerini görebilirsiniz. Şimdi sen biraz oyala bunu. Ben geminin şey alayım, patlama şeyini. Şu bunu. Boşver. Mesela şu an kayboldu, bakıyorum nerede. Bu tarafta bir yerden çıkacakmış. Yani şunun arkasında. Bakın. Ne haber abi? Abla pardon. Bu kadar kolay yani. Boss da bu şekilde. Ve onu yok ola dursun. Kellesi bu şekilde. Şimdi bunun kellesini alıp kadına götüreceğiz. Sende şurada taş var, onu alsana sen de. Saltın gitsin ya. Ya burada taş var, ister alma. Bir şey olmaz. Burası işte değmez zaten. Çok vermiyor. Şimdi bunu götürelim. Outpost'a oradan devam. Evet şimdi geldik, kelleyi teslim ettim. Burası alın da alını unutmuşuz. Ne kadar garip ama. Bunu eşya taşıyacaktık. Satmadı onları. Neyse şimdi şu konuşsun, ben oradan devam ediyorum. I've waited years for this moment. So few people stop to wonder what the Order of Souls does with the bounties once we have them. Each skull holds many secrets, memories of old hordes and old encounters long forgotten. If Briggsy truly did possess the Shroudbreaker, the missing pieces should lie somewhere within her recollection. But be warned. Such visions are not always easy to interpret. Such a long life. There are many memories to sift through, but I can make out a few names. Tasha, a girl in a tavern, staring in awe as the firelight flickers and great tales are told. Suds, a dear friend who threads his way across the wildest oceans by the light of the stars. Salty, trembling before a blade, revealing the lair of a trickster. Wild Rose, true love shining like a beacon that calls across the waves. Fate has bound you to meet with these wanderers, for they alone know of the precious stones you seek. I can offer you nothing more than my gratitude and faith that you have the strength to reach the shores of gold. Farewell. Ve Toltil'imiz bu şekildeydi. Şimdi kitapların yerinden devam edeceğiz. Ne oluyor? Evet, şimdi kitapların yerinden devam. Bir de kitapların yerine geçmeden önce videonun şurasında ufak bir kesinti oldu. Ben yanlışlıkla altta attım. Orayı keseceğim. Ondan dolayı da özür dilerim. Zaten konuşma yoktu o sırada. Evet, ilk kitabımızın bulunduğu konum Kurgusal Düzenbaz Kavuğu. Evet, birinci kitabımız. Buradan girdiğimizde mağarada, adadaki şu delikte, bu iskelenin olduğu yerdeki delikten girdiğimizde mağaranın içine, hemen mağaradan girince iskelenin olduğu yerde, burada bunu da bu şekilde okuyarak commendation'ınızın ilkini yapabilirsiniz kitapların okuma olanlarından. Gemiyi adanın üstüne yerleştirdiğinizde kendisi toplu atınca, buradan toplu atlayınca direkt bu mağaranın yanındaki geminin olduğu yerde ilk kitabımız bulunmakta. İkinci kitabımız bulunmakta. Bunu okuyalım. Üçüncü adamız Keşif Bayırı. Keşif Bayırı'nın şurasındaki şelalenin şu tarafında kalıyor sayım. Şimdi gidelim yanına. Evet, buraya geldiğimizde burada yine kırık bir geminin içinde bunu okuyabiliyoruz. Bu şekilde. Evet, dördüncü adamız Göçmen Sığınağı. Kitabımız adanın en tepesine çıktığımızda şu andaki bu binaların bu en baştakinde, yani aşağı doğru, hatta yönde söyleyeyim, sağın vesine doğru en aşağıkinde hemen şurada tahtların arasında buradan kitabımızı okuyabiliriz. Evet, son kitabımız Kraken Heli hakkında. Evet, bu kitabın yeni bir yerini biraz bulmak zor ama şu şekilde şu gölden, şu kemiğin iskeletinin olduğu yerden yukarı çıktığınızda burada böyle kuru kafa yığını var. Bu kuru kafa yığının arkasında kitabımızı bulabiliyoruz.
Oyunda 5 kitap toplamamız lazım. 5 kitabın yerini gösterdim. Video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.